Uluslararası bir haber ajansı Diyarbakır'da 11 kişinin şehit düştüğü saldırıyı DEAŞ terör örgütünün yaptığını duyurdu ama bu habere yalanlama birinci kaynaktan Diyarbakır Valiliğinden geldi. Valilik yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili elde edilen bilgileri açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada saldırıyı PKK'lı Kemal Koda adlı teröristin gerçekleştirdiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik saldırıda 3 ton patlayıcının kullanıldığını da açıkladı. Peki valilik terör örgütünün fedai eylemi şeklinde düzenlediği saldırıyla ilgili bilgileri nasıl elde etti? Açıklamada bu bilgiye de yer verildi. PKK'lıların kendi aralarında yaptığı 3 ayrı telsiz konuşmasının kayıt altına alındığı, PKK'lıların bu konuşmalarda eylemle ilgili konuştuklarını tespit edildiği vurgulandı. Diyarbakır Valiliği açıklamasında terör örgütü PKK'nın bu taktiği sivil kayıpların çok olduğu diğer bazı saldırılarda da kullandığına dikkat çekti. Bu haberlerin bölücü terör örgütünü korumak üzere çıkarıldığını söyleyen yetkililer algı yaratmaya yönelik bu tür haberlere itibar edilmemesini de istedi.